Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem ve allemel insâne mâ lem ya'lem. Vessalâtu vesselâmü alâ eşrefil enbiyâi vel murselîn seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Hayrul hadîsi kitâbullah ve hayrul hedyi hedyü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrul umûri muhtesâtuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfa'na bima allemtena ve zidna ilmen nafi'an ve elhakna bis salihin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. Değerli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, bugünkü dersimizde inşallah Bakara suresinin 234. ayeti kerimesinin tefsirini bitirmeye çalışacağız. Yani 19. muhadarayı bitirmeye gayret edeceğiz. Evet, şu rivayetten itibaren tekrar alıyorum. Rava el-Buhari ve Müslim, Buhari ve Müslim rivayet etti. An Ümmü Seleme, Ümmü Seleme annemizden rivayet etmiştir. Enne imraaten galet, bir kadın şöyle dedi: Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, inne ibneti tufiye anha zevcuha, benim kızımın kocası vefat etti. Ve kad işteket aynaha, kızım da gözünden şikayet etmiştir. Gözü ağrıyor. Efe nekhaluha, gözüne sürme çekelim mi diye sormuş. Fekale peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la, hayır demiştir. Hayır, çekmeyin demiştir. Merrateyni ev selasen, iki veya üç defa daha tekrarladı. Kullu zalike yegulu, her defasında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la, hayır diyordu. Hayır, sürme çekmeyin diyordu. Sümme gale, sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnnemâ hiye erbâtü eşhurin, evet, o yani iddet süresi 4 aydır. Ve kad kânet ihtâkunne fil cahiliyeti, nitekim cahiliye döneminde sizden biriniz, bir bayan, temkusu seneten, bir yıl iddet bekliyordu. Galet Zeynep bintü Ümmü Seleme şöyle demiştir: Kânetil mer'etü, bir kadın, İza tufiye anha zevcuha, kocası vefat ettiği zaman, dehalet hafşen, küçük bir odaya giriyordu. Ve lebiset şerra thiyabiha, elbiselerinin en kötüsünü giyiyordu. Ve lem temüsse tıyben, hiçbir koku sürünmüyordu. Ve la şeyen, hatta temurra biha sene, bir yıl geçinceye kadar asla hiçbir koku sürünmüyordu. Sümme tahrucu, sonra çıkıyordu o odadan. Feturma biha, evet, bir hayvanın dışkısı kendisine veriliyordu. Ve o da onu atıyordu, o hayvanın dışkısını atıyordu. Sümme tufiye fetuta bir dabbetin, dabbeti himarın, sonra bir merkebin, bir eşeğin dışkısı kendisine veriliyor. Evşah veya bir koyunun dışkısı kendisine veriliyor. Teftaddu biha, ve onu atıyordu. Felemma teftaddu bir şeyin, o pisliği attığı zaman illa mate, ve o kokudan dolayı ölüyordu. Evet. Ve kad istanbata ba'dul ulema, nitekim bazı alimler delil çıkartmışlardır. İstanbata, yestanbitu, delil çıkartmak. Ve kad istanbata ba'dul ulema, bazı alimler delil çıkartmışlardır. Hangi konuda? Vücubel ihtadi, yani yas tutmanın, iddet beklemenin vacip olduğu konusunda. Min kavlih teala, şu ayeti kerimeden delil çıkartmışlardır. Fe izâ belâne ecelehunne, bayanlar
sürelerine ulaştıkları zaman, müddeti dolduğu zaman, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ, sizin için bir günah yoktur. فِيمَا فَعَلْنَ فِي اَنْفُسِهِنَّ, onların kendi nefisleri hakkında, kendileri hakkında yaptıklarından dolayı sizin için bir günah yoktur. Ayetinden şu hükmü çıkartmışlardır. Ey yani min zinetin, yani o süre dolduktan sonra bayanın süslü elbise giymesi ve tatayyubin ve koku sürünmesi fe yufidu tahrime zalike fil iddetin, tekim iddet süresince bunları yapmasının haram olduğunu ifade etmektedir ayet-i kerime. Ve huve istinbatun hasenun, nitekim bu güzel bir delil çıkartmadır. Dagigun, ve çok ince ve güzel bir delil çıkartmaktır. Ve gale ba'duhum, nitekim bazıları da şöyle demişlerdir. El ihtadu yekunu bit tarabbusi anil ezvaci. Evet, bazı alimler de şöyle demişlerdir. Buradaki iddet veyahut da yas tutmadan maksat yekunu bit tarabbus anil ezvaci, eşi ölen kadınlar ve nikah hasreten özellikle evlenmemeleridir şeklinde böyle bir yorum yapmışlardır. Ki ve huve daifun, bu yorum, bu görüş zayıftır. Gale İbn-i Kesir, İbn-i Kesir de şöyle demiştir. Vel ihtadu huve ibaratun an terki zineti minet tıybi. Evet, buradaki yas tutmak ve iddet beklemekten kasıt ve ibaratun an terki zineti minetti gibi, güzel olan efendim kokuyu ve zineti terk etmektir. Süslü şeyleri terk etmektir. Ve lebsu ma yed'uha ilel ezvac min siyabin ve huliyin ve gayri dalike. Evet, başka erkeklerle evlenmeyi efendim ifade edecek, evlenme isteğini uyandıracak elbise, güzel elbise giymek, mücevher veyahut da altın, gümüş takmak ve buna benzer şeylerdir kastedilen. Bunları giymeyi terk etmektir. Ve huve vacibun fi iddetil vefat, ve nitekim kocası vefat eden bir bayan iddet süresince bunları efendim terk etmesi vaciptir. Kavlen vahiden, yani bu konuda tek bir görüş vardır ve alimler bu konuda ittifak etmişlerdir. Vela yecibu fi iddetir rıc'iyeti kavlen vahiden, ama rıc'i talaktan dolayı iddette ise gerekli değildir. Kadın yani güzel elbise giyebilir ve süslenebilir rıc'i talaktan sonra. Ve hel yecibu fi iddetil ba'in fihi kavlani, peki kadın ba'in talakla boşanmışsa İddet süresince böyle şeyler yapması caiz midir? Fihi kavlani, bu konuda iki görüş vardır. Ve yecibül ihtad ala cemi'i zevcatil müteveffa anhunne ezvacuhunne. Evet, kocası vefat eden bayanların iddet süresince yas tutmaları vaciptir, gereklidir. Seva'un fi dalike sagira, bu konuda yaşı küçük olan bayan olsun vel ayise, dul olan bayan olsun, pardon, iddetten kesilmiş olan bayan olsun, vel hurretü, ve hür olan bayan olsun, vel emetü, ve cariye olan bayan olsun, vel müslimetü, müslüman bir bayan olsun, vel kafire, kafir olan bir bayan olsun, li umumil ayi, ayetin umumi manasından dolayı hepsinin de bu süre içerisinde yas tutması ve iddet beklemesi mutlaka gereklidir. Evet, dördüncü hüküme geldik. El hükmü rabi'u, dördüncü hüküm. Limaza şuriat el iddetu alel mer'eti. Peki bir bayana iddet bekleme neden meşru kılınmıştır? Neden bir bayan iddet bekliyor? Sebebi hikmeti nedir? Zekeral ulema'u, alimler zikrettiler. Li hikmetin meşruiyetil iddeti, iddet beklemenin meşru kılınmasının hikmetiyle ilgili alimler vucuhen adideten, çeşitli vecihler zikrettiler.
Mec'aluha fîmâ yelî, aşağıdaki şekilde bu hikmetleri açıklıyoruz. Birinci olarak marifetü beraetir rahimi, rahmin temiz olduğunun bilinmesi. Birinci hikmeti bu. Hatta la tahtalitel ensabu ba'duha bibadın, hatta böylece nesepler birbirine karışmaması için bir bayanın iddet beklemesi meşru kılınmıştır. Birinci sebebi bu. İkincisi litteabbudi, evet, ibadet için imtisalen li emrillahi azze ve celle, Allah'ın emrine uymak ve ibadet için meşru kılınmıştır. Haysu emara biha ennisa'el müminat, zira Allah Teala mümine olan bayanlara iddet beklemeyi emretmiştir. Evet, üçüncü sebebi hikmeti de izharul hüzni ve tefeccu'i alez zevci ba'del vefati, vefattan sonra bir bayanın kocasına karşı hüzün duyması, üzülmesi ve bu üzüntüsünü ortaya koymasıdır, izhar etmesidir. İtirafen bil fadli vel cemili, kocasının kendisine yapmış olduğu iyiliklere vefa olarak ve bu iyilikleri itiraf etme manasındadır. Ve başka bir sebebi hikmet de şudur. Tehiyyetü fursatin lizzevceyni, karı kocaya bir fırsat hazırlamaktır. Fit talagı, boşanmada bir fırsat hazırlamaktır. Bunun için meşru kılınmıştır iddet. Li'iadetil hayati zevciyeti antarikil muraciati, erkeğin hanımına tekrar dönmesi yoluyla evlilik hayatına tekrar dönmeye bir fırsat oluşması için, fırsat hazırlamak için iddet bekleme meşru kılınmıştır. Ve başka bir sebebi hikmeti de ettenbihu, şuna dikkati çekmek içindir. Bir fahameti emrin nikahi, evet, evlenme, nikah işinin gerçekten çok büyük, çok önemli bir husus olduğuna dikkati çekmek içindir. Haysu la yetimmu illa bintizarin tavilin, zira uzun bir bekleyişten sonra tamam olabilir. Levla zalike, eğer böyle olmasaydı ve esbaha bi menzileti la bis sibyan, o zaman evlilik çocukların oyuncağı gibi, oyunu gibi olurdu. Yetimmu sümme yenfekku fissa'a, yani bir anda evleniliyor, tamamlanıyor. Sümme yenfekku fissa'a, bir saat içinde tekrar yeniden bozuluyor. Adeta oyuna dönüşmüş olurdu ki işte bu sebeplerden dolayı, bu hikmetlerden dolayı İslam şeriatında bir bayana iddet beklemesi meşru kılınmıştır. Hatimetül bahs, evet, bu konunun sonucu da şöyledir. Hikmetü teşri, bu kanunların, kuralların konmasının hikmeti. Faradallahul iddete alel müslimeti, Allah Teala Müslüman bir bayana iddet beklemeyi farz kılmıştır. Hifazan ala kerametil usreti, aile kerametini muhafaza etmek için. Ve riayeten leha minet tahallüli ve tefekküki ve ihtilatil ensabi, evet, niçin meşru kılınmıştır? Riayeten leha, kadın gözetildiği için, kadına önem verildiği için, minet tahallüli ve tefekküki, kadının efendim böyle helal kılınıp da ırzının, namusunun, efendim ırzıyla namusuyla oynanmaması için ve kadına zarar verilmemesi için, ve ihtilatil ensab, ve nesetlerin karışmaması için, ve ihtaden alez zevci, ve eşe karşı bir yas tutma gayesiyle, bi izhari tefeccu'i vel hüzni, hüznü, üzüntüyü ortaya koymak suretiyle, aleyhi ba'del vefati, kocanın vefatından sonra kadının hüznünü ve üzüntüsünü ortaya koyması için bu
gayelerle Allah Teala Müslüman bir bayana iddet beklemeyi farz kılmıştır. İhtiramen bir rabitatil mukaddeseti, mukaddes ilişkiye saygı için meşru kılınmıştır. Rabitata zevaç, evlilik ilişkisi ve ihtirafen bil fadli vel cemili, evet, limen kâne şeriken fil hayatı, hayatta arkadaş olan kocaya karşı kocanın hanımına yaptığı güzellikler ve ona karşı lütuflarından dolayı onları itiraf amacıyla Allah Teala Müslüman bir bayana iddet beklemeyi meşru kılmıştır. Ve kad kânetil iddetü fil cahiliyeti, nitekim cahiliye döneminde iddet vardı, kadınlar iddet bekliyordu. Ama iddet süresi havlen kamilen bir yıl boyuncaydı, tam bir yıl sürüyordu. Ve kânetil mer'etü, bir bayan cahiliye döneminde tahiddu ala zevciha, kocasına yas tutuyordu. Şerra hidadin ve ekbahihi, en çirkin bir şekilde yas tutuyordu, en şerli bir şekilde. Fetelbesü şerra melabisiha, cahiliye döneminde iddet bekleyen kadın, yas tutan kadın en kötü elbiselerinden birini giyiyordu. Ve teskünü şerrel gurafi, en çirkin, en karanlık odada oturuyordu. Ve huvel hafş, küçük bir odacıktı. En çirkin, en kötü, en karanlık odaydı. Ve tetrükü zinete, ve kadın cahiliye döneminde iddet beklerken süslenmeyi terk ediyordu. Ve tatayyub, ve güzel koku sürünmeyi terk ediyordu. Ve tahara, yıkanmayı terk ediyordu. Fela temessü maen, suya elini sürmüyordu. Vela tukallimu zıfran, tırnağını kesmiyordu veya tırnağını kısaltmıyordu. Vela tüzilü şaran, ve saçını da kesmiyordu. Vela tebdu linnâsi fî müştemâihim, ve toplumda hiçbir insana gözükmüyordu. Cahiliye döneminde bir bayan bu şekilde iddet bekliyor, yas tutuyordu. Fe idâ intehel âmmu, bir yıl iddet süresi bittiği zaman, haracet bi akbahi manzarın, en çirkin bir manzarayla dışarı çıkıyordu. Ve en tene raihatin, en çirkin kokuyla bir yıl sonra dışarı çıkıyordu. Tetantaziru murura kelbin, bir köpeğin geçmesini bekliyordu. Litermiye aleyhi bareten, bir efendim dışkıyı atmak için. İhtikaran lihadihil müddeti, bu sürenin ne kadar çirkin, ne kadar kötü olduğunu ifade etmek için bir hayvanın dışkısını o hayvana atmak için bekliyordu. Elleti gadatha, yani geçirmiş olduğu bu sürenin ne kadar çirkin olduğunu ifade etmek için. Ve tazimen li hakkı zevciha aleyha, kocasının kendisine olan hakkı sebebiyle, kocasına saygı maksadıyla böyle yapıyordu. Cahiliye dönemindeki uygulama böyleydi. Felemma ca'el İslamu, ama İslam geldiği zaman, asleha hadihil hale, işte bu hali ıslah etti, düzeltti. Feca'alel hidade, yas tutmayı meşru kıldı. Remze taharatin, bir temizlik remzi olarak kıldı. La remze gazaratin, bir çirkinlik, bir pislik efendim alameti kılmadı. Veca'alel iddete, ve iddet beklemeyi İslam ala nahvi sülüs, mimma kânet aleyhi, cahiliye dönemindeki bir yıl sürenin üçte biri kadar kıldı, yani azalttı. Velem yuharrim illa ezzinete, ve bu süre içerisinde de kadına ancak süslü elbise giymeyi haram kıldı. Vettiyip, ve kokuyu haram kıldı. Vettearrub li enzaril hatibin, nikahlamak isteyen erkeklere görünmeyi haram kıldı, yasakladı. Min müridin zevaç, evet, evlenmek isteyen kişilere karşı görünmeyi yasakladı. Dûnen nazafeti ve tahara, evet, temizliği ve nazafeti asla
yasaklamadı İslam. Ve innehuma zira gerek nazafet ve temizlik şiarul müslim, Müslümanın şiarıdır. Müslüman temiz olması gerekir. Ve ebâhe lehâ el cülûse fî kulli mekânin minel beyti, evinde her yerde oturmayı kadına mubah kıldı İslam. Kemâ ebâhe lehâ el içtimâ'a ma'an nisâ'i, yine İslam iddet süresi içerisinde kadının diğer kadınlarla birlikte olmasını mubah kılmıştır. Vel meharimi miner rical, kendisine haram olan, mahrem olan erkeklerle, yakın akrabalarıyla birlikte olmasını mubah kılmıştır. Ve nisaul müslimin el yevme, evet bugün günümüzde Müslüman bayanlar la yesirne ala hedyil İslami, İslam'ın bu güzel kuralları ölçüsünde yürümüyorlar. Fil hidadı, yas tutma konusunda. Femin hünne men tegali li fil hidat, bazıları bugün günümüzdeki bazı bayanlar yasta mübalağa ediyorlar ve aşırılığa kaçıyorlar. Ve tarigu finnuhi ve nedeni, pişmanlıkta ve ağlamakta, bağırıp çağırmakta aşırı gidiyorlar. Vel kuruc alel me'luf minel adat, adetin dışına çıkıyorlar ve taşkınlık yapıyorlar. Fil libasi ve ta'ami ve şerabi, elbisede, yemede, içmede aşırılığa kaçıyorlar. Ve la yuhassısne zevce bima hassahu bihişşer, kocası için, eş için şeriatın tahsis etmiş olduğu, belirlemiş olduğu hususlara riayet etmiyorlar. Bel rubbema hadedne ala abaihinne, belki babaları için yas tutuyorlar. Ev evladihinne, veya çocukları için yas tutuyorlar. Es senete ve seneteyn, belki bir yıl, iki yıl babaları için, çocukları için yas tutuyorlar. Ve rubbema tereknel hidade ale zevci, belki kocalarına yas tutmayı terk ediyorlar. Badel erbain, evet 40 günden sonra kocaları için yas tutmayı terk ediyorlar. Vel hayru kullel hayr fi ıslahi hadihil adati rediyeti fil hidat, işte bu yas tutmada bu efendim yanlış olan adetleri ıslah etmek daha hayırlıdır, daha doğrudur. İzla faidete fiha illa ifna el mali fi tayyirin libas vel efas vel riyaş, evet zira malın, elbisenin veya evdeki eşyaların değiştirilmesinde hiçbir fayda yoktur. Ve fesad-ı adab-ül muaşara, evet muaşeret adabının bozulmasında ve la sebile illa bil avde bi ahkam-ı şer, o zaman şeriatın hükümlerine dönmekten başka bir yol yoktur. Bil hidade selasete eyyam alel garib, yakın için şeriat 3 gün yas tutmayı meşru kılmıştır. Ve erbate eşhurun ve aşra alel zevci, koca için 4 ay 10 gün yas tutmayı şeriat meşru kılmıştır. Ve cealel hidade maksuran ala terki zine, ve yas tutmada da sadece şeriat süslü elbise giymeyi terk etmeyi meşru kılmıştır. Ve tıyıp ve koku sürünmeyi terk etmeyi meşru kılmıştır. Vel kuruc minel menzil, evden dışarı çıkmayı terk etmeyi meşru kılmıştır. Bunun dışında diğer konularda aşırı gitmek İslam'ın öngörmediği bir husustur ve dolayısıyla İslam'ın getirmiş olduğu hükümleri öğrenmek ve bu hükümleri hayatımızda uygulamak en doğru olanıdır. Evet, böylece Bakara suresinin 234. ayet-i kerimesini de tefsirinde tamamlamış oluyoruz değerli dostlar. Yüce Rabbimiz bu öğrendiğimiz Kur'an'ı hükümleri hayatımızda tatbik etmemizi nasip ve müyesser eylesin.
Sübhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha.